Bitsin tam halini göstereceğim. Bir ressamın doğuşu var oğlum burada. Yani uğraşılmış bir çizimdi. Tabi hani bir sanat okulu gibi olmasa da yazı çok küçük. Yok solda. Tek göz. Tek göz değil, burnu var. Kaç giymiş yerine, hadi oradan. Sen nereden anlayacaksın sanatla? Bu ne lan? Ne bu lan? Fotoğraf ne oğlum? Ne oldu? Ne oğlum? Bunun gövdesi nerede lan? Bu ne iğrenç bir tank tasarımı lan? Hangisi? Tank. Kaç tane tank üretiyorsun? Ne aptal bir görseldir lan. Nasıl sanko değil, adımızı çıkaracağım biliyorsun değil mi? O tanklar en iyi tanklar efendim, sen beğenmiyorsun ama. Görsele bak, düşmanlarımız izinde dalga geçecek lan. Bu ne lan? Düzeltiyorum. Bu ne oğlum ya, ortamda ismimiz çıkacak ya. 3D printer'dan tank mı bastınız? Oğlum, 3D yazıcıdan çıkan tank burada. Gördüğün gibi çok daha kaliteli. Yani çok iğrenç bir görseldi. Artık bu İngiliz burasından bahsetmek mümkün değil. Evet. Efendim ağzını frame'i bitirin, anlaşayım nedeni. Buna sonra böyle, senin yapacağın ne var bombra kafam girsin. Sen Enes Allah için o burayı. Ya ben de biliyorum böyle cümleyi, defol. Biz Atlantik, biz Atlantik'ten geçirebiliriz. Bir tane denizde üstünlük kalırsak, North Atlantik'te dayanabiliriz. Çözülebilir. Tabii çok 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 fazla bir Guru Hypershield yapıldı. O ne lan? Biri mi kişi, ne tarzı bir şey? Ben hafif öksürdüm. Ha pardon. Ben yanlış anladım. Boğulluk var biraz. Ha. Ne bileyim, ben bir an yanlış anladım. Kusura bakma Moğol kardeşim ya. Ben bir yanlış anlamışım. Estağfurullah. 75 tane bombayı bir kere koydu. Sen şunları çek bakayım. Yüz attım. Çekeyim. Bir dakika hemen. Lakin Metin 2'de şey koyduk da, pazar koyduk da. Evet. Açık pazar. Tactical bomber'ımızı oy isteyen bir rush var. Güzel. Wunderbar. Dış dünyada ise ticaretimizle biniriz. Gördüğünüz üzere büyük bir ticaret ağımız var şu an dünyada. Bize bir şey mi? Ağzımıza biri şöyle bir olsa düzelecekmiş gibi konuşuyorsunuz ama. Allah Allah ya. Fransızca mı? Fransızca. Fransızca. He. Fransızca. Efendim bizlerde ve bakın söyleyemiyorum. Ve yok. Tamam bak, sanki böyle yani düzelecekmiş arada gibi, arada çıkacak gibi değil mi? Böyle re'yi böyle düzelecekmiş gibi yani. Sanki biri gelişine şöyle bir vursa çok güzel olacakmış gibi değil mi? Şöyle diyeyim, bize vurmaya çalışan olursa loks diye çakılır kalır yani. Sayın Stanley, keşke bir tane vursaydınız böyle pat çok diye bir anda. Çok güzel olurdu lan. Bir anda düzelecekmiş gibi duruyordu. Değil mi? Bizim başbakana yapmıştınız zamanında. Düzeldi ama değil mi? Ya efendim, bu arada demokrasiniz boz olsun diye geldim. Fakat aranızda böyle bazı gelirken pis diktatör diyenler oldu bana falan. Anlayamadık. Peki diktatör farklı müsün? Bir yönelim. Değilim. Pis misin? Yani. Cevap vermemi istiyor musun? Bilmiyorum yani, sadece soruyorum. Belirli ithamlar yani, var. Yok, temizlik imandan gelir bizde, öyle demeyiz. Efendim biz diyoruz ki 4 olsun diyoruz, adamlar bağırıyor babua diyor. Çince konuşuyorlar bize. Ya siz de bir 3'e verin yani, garibandır bu yani. Yani 3 diyoruz. Lan sen gittin beni Amerika'ya mı şikayet ettin şerefsiz? Yok. Alo. Buyurun. Efendim merhabalar. Buyurun. Kendimi tanıtmama izin verin. Tanıt bakalım. Almanya Dışişler Bakanı, SS'in lideri. Heinrich Himmler. Tamam. Yani bir Hakanlar, Sultanı değiliz. Evet. Biz Sovyet Üst Kurulu, Sovyet Komünist Parti Baş Sekreteri Stalin ve yardımcım ve Kızıl Ordu'nun Genel Mareşali Sayın Zhukov, size bir ihtiyacınız var mı diye sormaya geldik. Var mı bir ihtiyacımız? Petroldür, yani silahtır, petrol toptur, ya, toptur, var. Tüfektir. Petrol bağlasana ya harbi. Bak. Petrol bağlasana. Ne? Petrol Amerika'ya mı? Yok şaka. Bak bir espri aramızda. Çok şakacı bir insandır kendisi. Efendim biz en az 10 milyondan fazla, biz öyle 2 yıl önce baktık 6 milyon petrol varibi almışız. Yani... Sayın Fransızlar, bir kere bile bir petrol sıkıntı çektiniz mi? Bizim Amerika'mız vardı, onlara yük olmaz diye. Ya Amerika'nız vardı efendim, biz de burada boru değil.
Sen bana üs açacaktın, ne oldu iş? Ya hazır gel. İstediğin zaman al buyur. Kuvvet. Ya biz sizle konuşmamamız şey değil. Biz bilerek hatta arkadan savaşa girdik. Adam sözü değil. Bütün her yerde üstünü açabilirsin. Ama kuvvetli gerçek bir üs. Tamam al. Ama içinde bayağı bir şey var, onu ne yapalım? İçindeki... Bayağı bana koyar yani, korun bir de. Tamam korun o zaman yani. Katar. Hepsi korun, uzun benim. Hepsi içi full. Bir bak, full olmasa canı sağ olsun. İstediğiniz zaman burada gezinebilirsiniz. Ya bizim gerçekten size bir tane, bakın bana. Tamam. Demokrasi pusladım ben. Evet. Sizle herhangi bir ittifak yok. Araplar ve demokrasi diyebilir miyiz? Yani diyebiliriz. Hatta artmaya da devam ediyor. Bak. Helal olsun Araplara valla. Sadece Arap var değil mi? Evet. Sovyet'e yok, sadece Arap yok. Sadece Arap'la konuşabilir miyim? Yunan'da özel geldi. Ve husisi bir konu çünkü. Yunan kardeşim de geldi ama buyurun tamam. Gittiler. Şu an Arap mı var? Evet, sen? Gittiler. Buyurun. Tamam. Buyurun. Sana asla reddetmeyeceğini düşündüğüm ve hiçbir zaman hiçbir yerde bulamayacağın yani bir teklifim bana var. Bana Türkay'ı arkadan vur mu diyeceksin? Hayır. Hepsini arkadan vur diyeceğim. Ya ben neden hepsini arkadan vurayım bu adamları? Arapsın. Dur bana mı saldırıyor? Bana mı öyle diyor? Anlamadım. Bir dakika. Ha? Aa. Onun bazen öyle bir değişik halleri oluyor ama. Benim korudum adam bana mı saldırıyor? Türklerle mi anlaşsak? Ne yapacak ya? Arap son şansın. Yani ufak bir operasyon düzenleyeceğiz Arabistan tarafından. Arap bak 50 tane tankım var Arap. Son şansın. Sen gerçekten beni mi satıyorsun? Yarım saattir seni ya. Savunuyordu lan. Gerçekten, Allah kahretsin ben. Gerçekten Allah senin cezanı. Gelin ya. Gel Yunan bizden ama. Yunan'ı bize bırak. Biz bence Yunan Türkiye'yi bizim... korumalıyız. Ya o Yunan'ı da mı? Ayıp ediyorum. İlk Yunan. Ama ilk iyi Yunan. Çocuk. Ben bir iyiliğini görmedim vallahi. Ben bir iyiliğini görmedim. Ha bu arada Türkiye'nin yaptığına çok saygı duyuyoruz ve Türkiye ile de savaşmayacağız. Ama ittifaka gelirsen onlar da sana saldırmaz. Türk bize gerçekten operasyon düzenliyorsa benim bu ittifakta bir işim kalmamıştır ya. Hayır tutarız Türkiye. Şaka. Senin şakanı yerim ya. Sabahtan beri seni buradan savunuyorum satmamak için. Sayın Federe, sizlerle bir görüşebilir miyiz? Hayır. Ya bu Hindistan ölmeli ama ya. Bu Hindistan ölsün. Ben sizin işinize yararım. Bende nükleer var. Gelin benimle. Ama bir Nisan'da gelin efendim bize. Ya, git bir oturayım. Hindistan'a bir masaya otur. Gel hadi. Nerede istiyorsun? Nerede yapayım? Bir Delhi'ye. Ya komple... Fişini çekin işte İngilizle beraber. Hain gel buraya. Gel. Çok mu dikkat çektim ya? Bir anda evet yani. Normalde ben sadece şeye bombalayacaktım ama kısmet sanaymış. Anterim var mı? Dur hemen basıyorum. Yıkacağım zaten. Sorun değil. Arap petrol alabilir miyim? Arap petrol. Biraz Leningrad. Ya efendim İngilizce hiç uçak var mı ya? Sen kimdin ya? Kimler? Sen ölmedin mi ya? Ya ben kaçtım biliyor musun? Biz senin cenazene kıldık. Ben Hacı Atina kaçmayı düşünüyorum buradan da uçağım yok. Senin bir atom vardı. Üstünlük alsak aslında deneyeceğiz de. Yani bombalayacak bir şey göremiyorum ben bu adamda. Niye öyle oldu ya? Anamız ağladı da ondan. Geldi mi orada saplayabılara? Niye her tayılımda attrition var? Yani bir şey demeyeceğim. Osman'ım da çekeceğim lan. Osman'ım. Çok içten söyledim. Ya. Beyefendi lütfen. Sanki bir tık tutamıyorsun ya. Benim var ya. Değil mi? Yarıldım gibi. Gel senin kafanı keserim bir daha. Bak o divizyonlar oraya çekersen. Salin Zukova ders veriyor. Ben de istifa ederim. Sen gülme lan. Leningrad düşüyor. Biz efendim Mahmutizm'e benimsemek istiyoruz eğer sizin için son yoksa. Ne için? Mahmutizm. O ne lan? Efendim siz demek hani sizinle konuşmuştuk. Eğer herhangi bir ideolojimizin komünizm mi diyeyim ya? Stalinizm mi diyeyim? Ne diyeyim? Mahmut'um diyeyim. Mahmut'um diyelim o zaman. Hı. Hani Stalinizm mi diyeyim, ne diyeyim dedim. Siz Mahmutizm diyeyim dediniz. Ha, Stalinizm ne? O ya. Ha, tamam, Stalinizm olmak istiyoruz biz efendim. Lan benimserseniz yani yanımıza görmek ister misiniz herhalde? Manzaranın keyfini yaşıyorsun. Sen Stalin'e hizmet veriyorsun mu? Ya ben bu dünyadaki her veriyorum. Diktatöre hizmet veririm. Hele dünya savaşı kaybedenlere kapım açık. Wilhelm! Hollanda'da zannediyordunuz değil mi? Neredeydi? Bizdeydi. Değil miydi? Bizdeydi. O yanıtmacı. Allah Allah. Değişik bir hizmet.
Yani dünyada böyle hizmetler olduğunu da bilmiyordum. Antiverli öğrenmiş olduk. Elitistleri bilebilir. Sadece elitistler bilebilir. Belirli bir zenginlik veya ülkenin yönetimine geçtikten sonra. Siz değişik bir memleketsiniz ya. Ben çok şey yapamadım size. Size daha iyisini söyleyeyim. Troçki öldü mü sanıyorsunuz? Ölmedim. Daha iyisini söyleyeyim. Lenin'in öldüğünü düşünüyorsunuz. Yok artık. Ya şimdi mi ölmedi acaba ya pehlivan? Adı nedir o? Nikolay da ölmedi diyorlar, doğru mu? Ya dünyada belirli bir elitistin hepsi ülkemizde rahat şartlarda yaşıyor. Ben bir şey soracağım. Biliyorsunuz ki biz geçmişte şöyle bayağı bir geçmişe gidersek kış savaşı oldu hani. Ruslarla biz o zaman çok büyüktük ya. Evet. Acaba o zaman iki imparatorun da istemiyor acaba? Bilemezsin. Hani çok şey böyle ne derler ona, sır teşkil eden bilgileri söyleyemiyorum. Yani şöyle hayatta olanlar bizde zaten hani ortalama yaşam süresi 150 yıl. Ne diyorsun sen ya? Çok rahat hizmet sunuyoruz. Yani çok rahat insanlar burada. Kafalar çok rahat. Yani gökyüzüne yani, baktığında adam... sadece kendini düşünüyorsun. Peki etrafımızda insanlar öyle, hiç dikkat ediyor musunuz buna? Yok. Yani hiç. Fransızlar, Almanlar kaç sivirgen birbirlerini piştiler. Siz ne yaptınız orada peki? Umurumda değil. Napolyon'dan sonra biz akıllandı. Siz akıllandınız Napolyon'dan sonra. Tabii biz akıllandık. Ondan sonra peki, her diktatörün gönlünü alaraktan anma hizmeti vermeye başladı. Napolyon adada zannediyorsunuz değil mi? Nerede? Bizdeydi. Yok, aslında. Ölmedi mi? Ya öldü ama hani rahat bir hayat sürerek öldü. Tabii. Ben çok korkmaya başladım. Ama çok garip yani. Efendim şimdi yani sizin öyle bir kafa var ki biz anlayamadık. Her inanışın diktatörü... O öldü mü, bu öldü mü diyorsa hiçbiri ölmedi diyorsunuz. Ya. Siz şeye cevap verdiniz mi? Ben yanlış anlamış olabilirim. Neyi? Rus çarı öldü mü? Sizce? Bence öldü. Tertemiz kafasına sıkmadılar mı adamı ya? Öyle mi yaptılar gerçekten? Yoksa dublörleri miydi? Ölen giden yok. Benim bildiğim kadarıyla kurtulmuş. Vahdettin ölmemiş diyorlar. O da mı ya? O gemi İngiltere'ye mi yanaştı zannediyorsunuz? Nereye yanaştı? İsviçre'ye yanaşmış olamaz herhalde. Marsilya'da bir konakladı. Şeyden mi ya? Sizin denize ulaşımınız da yok. Marsilya'dan mı şey yaptınız? Tabii. Şu an yaşıyor mu beyefendi? Tabii ki. Dur ben şu Atatürk'e haber vereyim o zaman. Yani neler neler var. Dünyada bildiğiniz bütün diktatörler bizde. Vallahi efendim biz sizi takdir ettik şu an. Şahsen ben takdir ediyorum. Geri kalan konsül üyelerimize takdir ettiğini düşünüyorum. Üstün bir zeka örneğisiniz.